Bilardo mu oynuyorsun sen? Üç bant bilardo oynuyordum. Hatta lisans çıktı, turnuvalara katıldım. Hepsinde patates oldum ama şey değil yani. Ne <laughs> güzel. Katıldım. Hmm. Seviyorum <laughs> bilardo, üç bant bilardo. Sunokur seyrediyorum, çok seviyorum. Bak çok ıı, güzel bir şey söylüyorsun. 50 yaşını geçen herkesin ustalık payesi beklemesi doğru değil. Evet, saçmalık. Ustalık sadece yaşa bağlı bir kavram değil. Usta olmak için sürekli araştırma yapmak, kendini antrenmanla geliştirmek, öğrendiklerini yaşama dönüştürmek hmm. ve bunları tiyatro hayatına katmak gerekir diyorsun. Bu çok doğru. Köşende oturarak yaşın büyüdü diye usta olunmuyor. Hmm. Çok doğru, çok doğru. Aa, şöyle bir şey söylüyorsun. Bunu anlamak istiyorum. Şova çıkarken şöyle bir şey var. Bir metni hiç bilmemen gerekiyor. Evet, yani bilmemek gerekiyor. Hmm. Anlatır mısın yani, bana bunu? Yani ilk defa söylüyormuş gibi olması hmm. için hmm. hakikaten bir Bu arınmak gerekiyor. yoksa başka? Hepsi için. Hepsi. Dizide de aynı şey. Hmm. Hatta bazı işlerin daha yaşayan olabilmesi için şöyle bir şey geliştirdim kendi içimde. Hani eskiden böyle yazılı falan ezber yapıp hmm. iyice buraya. Hmm. Fakat o ezberi yaptıkça oyuncu olarak, tiyatrocu hmm. olarak hmm. çok fazla oyun buluyoruz ve onları koyuyoruz. Hmm. Ama dizi bunu yemiyor. Tabii. Dizle mümkün mertebe bir skala yaratıyorsun. Onun hmm. içine bir şeyleri yüklüyorsun ve tabii ki bir de televizyon olduğu için her şeyi yapmaman gerekiyor. Hepsinde başka doğru. bir şeyler hemen gerekiyor. Oyunculuk hayatın hmm. biraz uzun olsun diye. Ama o sete giderken meyalen bir ezber yapıp öncesinde ezber yapıp öyle gidiyorum. Nasıl olsa hatırlıyorum ama o hatırlama anlarında oynayabiliyorum. Oralarda keyif dağılıyorum. Çünkü 35 yaşına geldiğim zaman ben konservatif eğitimi reddettim. Hı. Yeniden öğrenmeye başladım Hı. ve e, bize konuşma eğitimini işte konuşursan Hı. çok iyi olur falan sesin çok, çok güzel sesim. Hı. Onun dışında bir şey daha var. Dinlemenin çok değerli olduğunu Hı. keşfettim. Bravo. E, oyunculukta aslında dinleyerek başlanması gerekiyormuş. Hı. Onu geç keşfettim ben. Hı. Belki siz daha iyi. Mesela anda kal, anda kal diyorlardı bizi. Hatırlıyor musun? Hı. Ama anda kal, ya yani kitabı bir şey değil ki. Kitap da anlatıyor işte anda kal şöyle yaparsan bilmem ne o hı. öyle ama hı. ben Hakan gerçekten öğrendim. Hı. Bir şey yapıyordu hatırlıyorsun Hakan gerçeği konser Ya bilmez miyim? Kendi kendine biz yokmuşuz gibi orada bir şey Delirdi falan sanıyorsun yani adam orada bir şey hmm, yapıyor. Aa hmm. anda kalma koymuş. Yani hmm. Ben o, o anda kalmayı orada öğren. Merd altasına ulan dedim anda kalmak bu galiba. Hmm. <laughs> sonra, o zaman öğreniyorsun sonra taklit etmeye hmm, bay. Onun gibi yapmıyor. Hmm. Tamam soyutlamam lazım. Ondan sonra işte şeyler çıkıyor Erik Morris'e. şu anda ne düşünüyorsun? Bu bu tecrübenle ne düşünüyorsun? Sana ait olan sana yani senin Özelleştirdiğin ve özgünleştirdiğin dolayısıyla kendine özelleştirdiğin ve özgünleştirdiğin bir metodun var mı? Bir çalışma metodu soruyorum. Ben e, mutlaka bir televizyon ve sinema için bir oyuncu koçuyla çalışıyorum. Dışarıdan bir göze inanıyorum. E, şöyle değerlendiriyorum. İki türlü çalışma tekniğim var. Bir role gidiyorum hmm. ya da rolü kendime çekiyorum. Hmm. Bu nerede ama? Ben ee, sahne için sorayım istersen belki sah daha. Sahne, içinde sahne şey için de aynı şey geçerli. Ne kadar kendim kendi içime alabilirsen be bize hep etken dramaturji öğretildi ya. üçüncü perde tüfek varsa üçüncü perdede patlar. Aslında hmm. dünyada artık o dramaturji terk edildi. Hmm. Edilgen dramaturjiye geçildi ve mümkün mertebe o tüfeği seyirciye patlatman gerekiyor. Hmm. Bazen Gizlenmen lazım, bazen göstermen lazım. Ben e, Lambda'da Profesör James Kerdi benim bir e, dizide oyuncu koçluğumu o yaptı ona gittim Hı -hı. bir hafta onunla çalıştım. Bana dedi ki bir hafta sonra ya dedi görüyorum dedi damarlarında görüyorum, nefesinde görüyorum, sustuğun anda görüyorum karakteri ama bana göstermeye çalışıyorsun neden dedi. Hı -hı. Dedim çünkü Hı -hı. iki tane şey var bir iç aksiyon bir dış aksiyon. İçinde hissettiğimi dışarıya estetik olarak Hı -hı. <laughs> Dış aksiyon diye bir şey yok dedi. James Kerr. Nasıl yani dedim. Hı, ne demek dedi. Bunu dedi siz yapıyorsunuz. Mısırlılar yapıyor dedi. İşte e, Hintliler yapıyor dedi. Dış aksiyon diye bir şey yok dedi. İçinde hissettiğini biz görüyoruz kamerada zaten. Evet, tamam. Kamera için söylüyorsun ama bunu. Ama aynısı aynı teknik işte gidiyorsun seyrediyorsun. Enrıfsı katı. Ben Benedik Kamburbeç'i seyrediyorsun. Aynı şeyi oynuyor adamlar. Hmm. Farklı bir şey oynamıyor. Hmm. Ama daha konsantre ve daha işte ne bileyim işte 400 kişilik oynuyor onu şu şu mesafede değil de 400 ee, kişilik oynuyor. Çok dikkatlice dinliyorum e, söylediklerini ve kabul ediyorum, anlıyorum. E, bize o zaman e, hem bu masaya hem de bizi izleyenlere şu e, tarifi de yapar mısın acaba? Yani e, kameranın e, bizi Resimliyerek e, yaptığı işle tiyatroda yaptığımız iş arasında bir aktif pasif durumu var mı acaba? Bunu anlatır mısın? E, şöyle bir şey var. Anlattığın bir hikaye anlatıcısıyız her halükarda ve onun parçasıyız. Mutlaka. Televizyonda ya da sinemada onu yönlendiren bir kişi var ve defalarca yapma şansına sahip ve onu sen istediğin şekilde oyuna o montajda kurgucunun yapmış olduğu şeyle karşılaştığınız zaman aha ne yapmışım diye şaşırıyorsunuz. orada, orada Ama yönetmeni yönetmeni görüntüyor yani yönetmen görüntü yönetmeni ve kamera aslında o bir takımın, sürü parametre o, var o evet için. tabii ki o takımın yaptığı işi aktif kendini pasif olarak görüyor müsün acaba? Alternatif üretiyoruz. Hı -hı. Biz kamera önünde sadece alternatif veriyoruz. Hı -hı. Düşüncemizin yettiği kadar, yeteneklerimizin Hı -hı. el verdiği kadar. Hı -hı. Ama öbür tarafta 300 kişi 400 kişi 180 ve tiyatroda kişi Ve tiyatroda bir uzaydasın da... ve aktif senen başka var... bir aktif bir şey yok. Ya varsın ya yoksun. Ya varsın ya yoksun evet. Başka hiçbir seçenek yok. E peki evet. burada o zaman niye bu o İngiliz e, ne demiş? Mısır, Hint ve Türk diye biraz küçümsemiş aslında. Ha yok küçümsemedi. Doğru bir şey söylüyor. Doğru bir şey. Aslında bir realiteyi söylüyor. Aslında bizim evet. aslında birbirimizde gör, yani şunu yapmasaydı keşke dediğimiz şeyi. Evet o fazla oldu. Ha, yani olan artistik yapıyor diyoruz ya. Artistik yapmak ben de bunu çok görüyorum. Değişti. Yani bu oynama e, nasıl söyleyeyim? E, hatta bunu kibirli buluyorum. Evet. Kibirli buluyorum. Bazen küstahça buluyorum. Yani bu kadar gösterme be kardeş. Yani biz zaten hani o kadar da gerizekalı değiliz gibi. Cahilin rahatlığı olarak. desek, He? öbürü sıfatlı notu cahilin şey... rahatlığı desek. Çünkü hepimiz cahiliz ve bir şeyler öğrendikçe bir şeylere daha yeni bir şeylere. Ama bu, bu tiyatro bir insanı şey zaten hep kendini cahil hisseder. Yani bilmiyorum hisseder misin? Siz ödenekli edin. tiyatroda çalışırken de Özel tiyatroda çalışırken de Yani bir sezon biter hı hı. Bilge bir oyuncu olarak <laughs> O sezonu bitirsin Yani işte gittin provalarını yaptın e, Dramatürcüye katıldın <laughs> Çalıştın ezberledin Geldin şu kadar oyun oynadın E Şimdi sana yeni bir oyun Verdiler ve hadi bakalım Onun <laughs> öğrenimi Başlıyor bir de e, Şu dilime ...takılmaya başladı. Ne yapıyorsunuz? Prova yapıyoruz demiyorum. Ben oyunu öğreniyoruz diyorum. Muhteşemsin. Yani, yani bitmeyen bir öğrenme var. Yani işte bu sezonu bitirdim. Efendim verdiler... ...bana o ödüllerden, bu ödüllerden birkaç tane. Aman da çok güzel, alkışları da aldık. Geldik, sezon bitti. İşte ondan sonra yazmaz falan, yeni bir oyuna başlanıyor, bilmem Haydi yine geldi, okullar açıldı. Ee, Eylül oldu, Ekim oldu, hadi bakalım yeni öğrenme senesi geldi. Hadi bakalım bunları öğreneceğiz, bu oyunları yapmayı öğreneceğiz. Ama işte şey, bir önceki sene de hani sen ödüller aldın... Senin bir anda işte biraz önce senin söylediğin gibi İstanbul'da ne sorun var dedin ya. Benim için en büyük sorun trafikte oydu buydu hmm. değil. İstanbul'daki en büyük sorun çok çabuk şehir efsanesi haline gelmen. Ha. Bu çok çok korkunç bir şey. Çünkü oyuncunun hani saklanma alanları var ya başarılı evet. görüldüğü bir şeyi öbür oyuna hemen enjekte eder. Evet. Akıllı yönetmen de onun alışkanlıklarından kurtarması gerekiyor. Ben gerekir. arada kursa gittim. Yıldırım Fikret Urağ kursa gittim. Otelde diye bir oyun çıkardık. işte Yani bu program yayınlanırken oynuyor olacağım. O iki kişilik daha doğrusu üç kişilik bir oyun. Aman dedim yani arada benim hani bu kadar da ara verdim. Devlet tiyatrosundan istifa ettikten sonra benim arada kursa gitmem gerekiyor. Nereye gideceğim? Öyle bir şey yok. Arada o kursta oyun çıkardık. Yani sekiz ay çalıştı benimle muhteşem. Yani bir e, hoca olarak, yönetmen olarak çalıştı adam ne yapsın yani? Çünkü ben bizzat talep ettim onun yazdığı bir oyunda. Hakikaten doğru. Çünkü Sen zeki bir de bir de çünkü a, canımın için, abi. bir de bakarsın d, d, aynı d, aynı havanda aynı suyu dövmeye devam ediyor olursun. E çünkü yani. istemiyor ki senden. Ee. Sistem istemiyor Sistem yani. Sistem istemiyor. Yani ne televizyon ee. istiyor, ne tiyatrodaki yönetmeniz ya bunu yapmıştın işte öyle. Evet. Ya ama sen şey yeni bir şey yapıyorsun ya yani yenisin evet. ee, sen hani iç, iç yolculuk olması Hı -hı. gerekir mi? olmak zorunda zaten o olmadan nasıl yapacaksın? Evet ama bugün e, hakikaten sayınızda e, oyuncular sizler sayesinde ve tabii ki bu kadar da zarif ve e, mütevazı bir şekilde anlattınız oyunlarınızı <laughs> ve hayatlarınızı çok teşekkür ederim tiyatro dolu bir sanat arası evet. oldu bu zorlu gündem içerisinde <laughs>